Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, Muhammed Yakut Skandal bir videoyla daha geldi. Yeni videosunda bir tapu gösterdi. Bu tapu Bahtiyar İkramoğlu'na ait. Bu adam neden öldürüldü? Bu tapu kimin eline geçti? Bunu araştırın demiş. Araştırdık. Bomba bilgilerle geldik arkadaşlar. Dolu dolu bir video. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Ekrana verdiğim bu tapuya çok iyi bakın. Bu tapu kimin? Bu tapu sahibi neden öldürüldü? Öldü demiyorum. Ve kime geçti bu yerler? Biraz merak edin. Çünkü bizim insanımız bazı şeyleri çabuk unutuyor. Bahtiyar İkramoğlu, Botir Rahimoğlu. Arkadaşlar, Muhammed Yakut yeni videosunda bomba ifşalarla geldi. Bir tapu gösterdi. Bu tapu Bahtiyar İkramoğlu isimli bir şahsa ait. Kimdir bu Bahtiyar İkramoğlu? Araştırın dedi. Paramount Otel'in tapusu arkadaşlar bu tapu, yanlış değilse. Oysa ki bu bilgiyi biz 2022 yılında zaten Cevheri Güven'den almıştık. Cevheri açıklamıştı. Hatta onun tweet dizisi hala duruyor arkadaşlar. Diyor ki Cevheri, Paramount Otel'e çökülme olayı, savunma sanayi vurgunları, FETÖ borsası konusunun yıldızı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişiminde azmettirici Botir Rahimov. Aslında burada Bahtiyar İkramoğlu arkadaşlar iki kimlik taşıyor. Birisi Türk kimliği, Türk ismi Bahtiyar İkramoğlu, Özbek asıllıymış. Özbek ismi de Botir Rahimov. İşte bu Cihan Ekşioğlu'nu öldürtmek istemiş. Türk vatandaşı da yapılan bu kişi çift Türk kimliğine sahip. Peki Cihan Ekşioğlu ne oldu da hedef oldu? Botir Rahimov İki ayrı Türk kimliğine sahip Bahtiyar İkramoğlu olarak da biliniyor. Botir'in Özbekistan'da başı derde girince ekonomik sorunlar yaşıyor. Cihan da Botir'i Sezgin Baran Korkmaz'ın kucağına itiyor. Cihan Ekşioğlu. Botir'i Sezgin Baran Korkmaz'ın kucağına itiyor. Efendim 28 milyon dolar tefeci faiziyle borç alıyor. Botir Rahimov Sezgin Baran Korkmaz'dan 28 milyon dolar borç alıyor. Ödeme zamanı işler karışıyor. Botir geçen yıl borcunu ödemek için Dubai'den uçakla para getirdi. Parayı Kapalı Çarşı'da akladılar. Mayıs'ta SBK'nın parasını ödeyip oteli geri alacaktı. Paramount Otel. He. Bundan da onlar çökmüştür. Tamam, ancak SBK 40 milyon dolar istedi. SBK oteli geri vermiyor. Zaten Cihan'ın onu SBK'nın kucağına itme amacı da otele çökmekti. Vay anasını bak. Kim kimin kucağında belli değil. Bak. Ama Botir kolay lokma değil. İddialara göre dişe diş yaptı ve tetikçi tutarak Cihan Ekşioğlu'nu ortadan kaldırmaya karar verdi. Tabi bunlar iddia. Tetikçiler Gümbet Marina'da eylem zamanına kadar bekliyorlar. Sonra da Beykoz konaklarına gidip Cihan Ekşioğlu'na suikast için fırsat kollarken yakalanıyorlar. Savcılık olayı bu noktaya kadar ilerletir mi göreceğiz. Çünkü Botir'a Türk vatandaşlığı verilmesinde ödenen paralar Erdoğan'a yakın isimlere kadar uzanır. Her şey Paramount Otel'in etrafında dönüyor. Sırf bu otelden yola çıksak savunma sanayi vurgunları dahil rejimin fotoğrafı çıkar diyor. 2022'de Cevheri Güven. Şimdi buraya kadar eyvallah. Burada devreye ne giriyor arkadaşlar? Bu oteli yapan kimmiş arkadaşlar bu oteli yapan? Yasemin Uras'ın babası. Atilla Uras. Tamam mı? Şimdi bir açıklama yapmış bu otelle ilgili. Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda olayları şu şekilde anlatmış. İlk önce Türkbükü'ndeki Palmira'yı yaptık diyor oteli. Bir sene ben işlettim, sonra Koçlar'a sattık. Paramount'un yan arsası Rikos'u bizimdi. Onu da bir müddet sonra sattı. Paramount'u yaptı. Paramount'un ilk adı Golden Savoy'du. Arsayı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 50 seneliğine kiraladık ama üzerindeki binalar bizimdi. Biz inşa ettik diyor
Yasemin Uras. Jumeirah'ı neyse işte 2 sene işlettik. Fakat orada oğlunun başına talihsiz bir olay geldi. Otelin önünde teknede kalp krizi geçirdi. 27 yaşında. O yüzden oğlunu da çok sevdiği için orada işletmeci olmak istemedi ve kendisi yerine bir kiracı buldu. Uras, bulunan yeni kiracı İspanya ve FBI tarafından kırmızı bültenle aranan, daha sonra da kendisine Türk vatandaşlığı verilen Bahtiyar İkramoğlu ismini alan Özbek asıllı Botir Rakhimov olduğunu söyledi. Uras, Rakhimov'un bir süre sonra otel işi yapmıyor, iş yapmıyor, para kazanamıyorum gibi gerekçelerle babası Atilla Uras'ı sıkıştırmaya başladığını belirterek bu kişi otelimizin üstüne çöktü ifadesini kullandı. Şimdi Uras'ların elinden bu oteli almak istemişler. Ama direkt biz gider musallat olursak suç bizim üstümüze kalır demişler. Botir Rahimov'u da FBI arıyor. Hazır kucağımıza düştü, bunu da dürtelim demişler. Bir taşla iki kuş. Tamam mı? Götürmüş Sezgin'in kucağına atmışlar. Sezgin de bunu yormuş. Yolunca da bu da dayanamamış. Demiş ki ulan beni bunun kucağına kim götürdü? Cihan Ekşioğlu. Ben buna demiş bineyim. Tetikçi tutmuş, öldürememiş. Tabii sonra bu otel iş yapmıyor diyerek bari gideyim otele çökeyim demiş. Ama zaten adamların hedefi de Botir'e çökmek, Botir üzerinden de işte Bahtiyar İkramoğlu üzerinden de otele çökmek olduğu için hem Botir'e hem Bahtiyar'a hem otele çökmüşler. Evet, olay bu kadar arkadaşlar. Ya biz bunu zaten Cevheri Güven'den duyduk. Yani Muhammed Yakup, daha farklı konulara girmen gerekiyor. Yani bu video pek tatmin edici bir video olmadı diye düşünüyorum. İnşallah daha farklı konulara girersin. Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'dan Anadolu yakasına geçmeden sağda Meridyen Otel var. 40-50 katlı bir otel. Allah çoluk çocuğuna bağışlasın. Siz bu otel fecaatlerine gelince ne olacağını görürsünüz. Buranın sahibi Beşli Çete'nin de yandaşı, yani yan sanayi. Mercedes nasıl bir ürün yaptırır, yan sanayi Türkiye'den yaptırır. Bu namussuz da öyle bir adam çünkü. Adnan Çebi, ben seni tanımam ama ben senin ilk eşin olan Ebru, benim rahmetli babamın İzmir'den inşaat mühendisliği fakültesinden Melih abinin yegenidir. Sen belki benim şimdi çok iyi bir nasıl tanıyacağını anlayacaksın. Benim abimin yegenidir, namussuz. O karıya neler yaptığını da biliyorum oğlum. Bu otel nasıl bir otel? Otel niye çalışmıyor? Bütün bu tanikahları ey Recep Tayyip Erdoğan bu otelde oluyor. Emine Erdoğan sana da sesleniyorum. Çünkü senin bu konulara nasıl karşı olduğunu, nasıl dik durduğunu ben çok iyi biliyorum. Çok iyi duyuyorum. Allah için oraya bir gün baskın yap. Allah için bir gün baskın yap oraya. Doğru şeyhler var orada. Her gün birinin nikahlılar. Bir kat Mehmet Ağar'ın katıdır orada. La oğlum sizin eviniz yok mu lan gidesiz yatasız? Bir kat Metin Güneş'e tahsislidir. Bir kat TV yüzü sahibi olan ona sonra geleceğim. Fecaat orada başlayacak zaten. Ebru Yaşar'la bizim Diyarbakırlı olan tanıdığımız, şimdi isim vermeyeyim, Necat Gülseven. Bir kat Ömer Çelik'e ait. Bir kat da ülkemizin hokkabaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait. Bütün karı kız işleri buradan dönüyor. Yani bu hükümet Karaköy Zürafa Sokak'ta genel evi kapattız ya. İkinci Zürafa Sokak burası. Evet arkadaşlar, muta nikahları Meridyen Otel'de yapılıyormuş. Müşterilere duyurulur. İtinayla gidip oradaki şeyhlere muta nikahı yaptırabilirsiniz. Umarım yanında karı da veriyorlardır. Yani karıyı sen getir nikahı biz kıyalım gibi bir şey olmuyordur. Aslında biz de mi o işe girsek, ne yapsak yani? Muta nikahından da anlarım yani. Nikah bizim işimiz kardeş. Ha? Şimdi benim anlamadığım, hani ben o zaman demiştim, bu muta nikahı işine Metin Güneş girdiyse hacı mı, hoca mı, ilahiyat mezunu mu? Ne bu muta nikahı işi? Bu işin içinde bazı hocalar vardır demiştim. O hocalar kim demiştim? Şeyhler, mehler, hacılar, hocalar burada Meridyen Otel'de.
Yani buraya bir baskın yapılması lazım. Eğer bu adamın dedikleri doğruysa bu hacılar, hocalar, şeyhler kim? Türkiye'deki hangi tarikatlara, hangi cemaatlere bağlılar? Ya da MİT'in özel yetiştirip, bak burası çok önemli, tarikat kurdurduğu şahıslar mı? Yani sen muta nikahı da yapsan, Allah'ı mı kandırıyor? Pezo, he? Allah'ı mı kandırıyor? Günah günahtır. Böyle bir şey mi var? He? Ule? Böyle bir şey mi var? Ule? Ule ule alıştırdı bizi ulaya da. Sabah akşam ule ule diyoruz. Muhammed Yakut. Şimdi vay be. Demek burada lan bu otelin geceliği ne kadar? Yani kadın dahil mi değil mi onu merak ettim. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Acaba buraya gittiğinde sana gelecek olan kadın, oradaki kadınlar ünlüler mi acaba? He? Eğer öyleyse fiyatı bayağı bir pahalı olur. He? Bir kat Metin Güneş'in, bir kat Mevlüt Çavuşoğlu'nun, he? Bir kat Ömer Çelik'in diyor da diyor. Bilal Kadayıfçıoğlu, hokkabaz. Türkiye Cumhuriyeti halkından çok özür diliyorum. Ben Sağlık Bakanı'nın babasının sevgilisi olduğunu söyledim. Herkes kadın zannetmiş. Bunun babası öyle namussuz bir adam ki erkek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı Yıldırım Akdoğan'ın sevgilisiydi bunun babası. Vay anam vay, Türkiye'de kim kime dumduma. He. Yani Yıldırım Akdoğan'a Bilal Kadayıfçıoğlu'nun babasıyla fanfini finifon he. Adam öyle söylüyor kardeş. Mercimeği fırına veriyorlar. Herif herife. Oğlum adam adama saplar mı la? Herif herife saplar mı? Yani bunları anlamak zor. Allah aşkına. Dün bir abiyle konuşuyoruz. Ya diyor ki bu videoları izledikten sonra ya diyor Süleyman Soylu'nun çıkıp Amerika bizi LGBT yapacak, Amerika bizi top yapacak demesini artık anlıyorum diyor. Yani belki de adam diyor korkuyor diyor yani. Bunları biliyor, haberi var. Kim bilir daha nelerden haberi var. Yani biz sadece söylenenleri biliyoruz. Söylenmeyen, içeride dönen kim bilir neler var. Bazı şeylerin farkında, belki de tedirgin oluyor. Çekiliyor, tamam mı? Aslında sübliminal bir mesaj da verebiliyor. Öyle düşünelim mesela. Yani Amerika bizi top yapacak. Ne yapacak? Gelip erkek erkeğe şey yapın mı diyecek yani. Ya da kadın kadına. Nasıl olacak bu? Aslında Amerika bizi şey yapacak derken içeriye, içinde bulunduğu toplumdaki bazı böyle sapıklara mı sesleniyor acaba? Yani bilmiyorum ki yani. Yıldırım Akdoğan'a nereden çıktı la? Bilal Kadayıfçıoğlu ne yapmış? Neden babası üzerinden gittin? Onu da biraz açarsan iyi olur. Hatta videosu varsa bir zahmet hemen herkesin aklına ne geldi arkadaşlar? Auuu! Ulan arkadaş ya. Ya siz var ya, siz çok fitne fesatsız ha. Derin Mehmet Ağar. Ey namussuz. Benim kardeşim olan Mübariz Mansimov'u mahvettin ulan. O namuslu adamı. Dünyada senin gibi aşağılık, şantajcı bir adam olamaz. Bütün Türkiye bilir bunu. Bütün Türkiye. Aklı selim sahibi olan her siyasi, her vatandaş bilir. Tabii oğlum. Senin o baban rahmetsiz Zülfü, sen doğduğunda senin göbek bağın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı köşkünde toprağa gömmüş. Babanla ibneliğiniz o zamandan başlıyor, bugünlere gelir çünkü. Sen bu ülkede cumhurbaşkanlarının karılarını, bakanların çocuklarını kasete alıp yıllarca şantaj yaptın ulan. Her şantaj kasetinde bir label atladın ulan. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı.
Hayırdır yavrum, biz bu ülke Muz Cumhuriyeti midir ulan? Semra Özal kasetleri. Bu millet bilmiyor mu bunları ulan? Ulan senin öyle bir hanımın var ki Emel Ağa. O şerefli kadın inşallah bu konuşmalardan sonra seni kapı dışarı eder ulan. Ulan siz bu ülkenin katilisiniz ulan. Siz terör mü arıyorsunuz ulan? Siz kırkızlık mı arıyorsunuz? Siz uyuşturucu mu arıyorsunuz? Her şey sizde ulan. Yani Türkiye'de bir yerlere gelmek için demek ki video çekmen gerekiyor arkadaşlar. Yani cumhurbaşkanlarının, başbakanların karıları. Kim bunlar? Hangi cumhurbaşkanları, başbakanları? Tamam, Semra Özel'in videolarını söyledin. Semra Özel'in videolarını çekmiş, birilerini tehdit etmiş, Mehmet Ağar İçişleri Bakanlığı'na kadar yükselmiş. Bu videolarla olmuş. He. Yani Mehmet Ağar tek başına bu işi yapamaz. Hadi gideyim de Semra Özel'in videolarını çekeyim. Yani şimdi peki Semra Özel'in partneri kim videoda? Madem videolardan bahsediliyor. Demek ki o da Mehmet Ağar'ın yanında. Bu tuzağa Semra Özel çekilirken, Özal çekilirken hep beraber güzel bir tuzak kurmuşlar. Aslında şöyle mi dememiz lazım? Derin devlet Mehmet Ağar'ı bir yerlere getirmek için Mehmet Ağar'ın işine yarayacak videoları çekti, Mehmet Ağar'a verdi ya da Mehmet Ağar'ı o videolar ışığında tehdit olarak kullandı. Bak bir bu videoları kullanırız. Kullanmamamız için Mehmet'i bir yerlere getir. Yani, tamam Semra'yı anladık da diğerleri kim kardeş? Hele onlardan bahset. Hele onlardan bahset de bir şenlemek ya. Yani bu hafta böyle olmadı ya. Bir gözümüz gönlümüz bir açılsın ya. Tezli Anadolu gemimiz var ya, uçak gemimiz, çıkarma gemimiz. He. Şu 30 milyon dolar masrafı olan gemi. Bu gemiyi görmeye vatandaşlar akın akın gidiyorlarmış. Tamam mı? Orada parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi şey yapmış. İstanbul'daki önemli yerlerin, müzelerin, camilerin resimlerini böyle çaprazlama yere böyle paralel bir şekilde koymuş. Tamam mı? İnsanlar merak etsin gelsin. Bir de altın sarısına boyamışlar, dikkat çekiyor. İşte İstanbul'daki önemli yerler, oralara giden turistler de onları görüyor. Rahat bir şekilde şuraya gideyim, buraya gideyim. Efendim alçaktaymış diye, millet buraya ayağını basar diye Müdafaa-i İslam bilmem ne derneği olarak sprey boyayla camilerin üstünü boyuyorlar. Lan arkadaş ya. Ne oldu şimdi? He? Ne oldu? Sprey boyayla boyadık. He. Ne yaptık? Kapattık abi. Şu anda günah değil yani. Rahat bir şekilde şu an basabilir miyim oraya? Yarın arkadaşlar İstanbul'da olan arkadaşlar gidin orada o şeylerin üstüne basın arkadaşlar. Sprey boyayla boyadıkları için tamam problem yok. Kapattılar caminin. Böyle bir zihniyet. Seçim atmosferinde gene dine sarıldılar. Din üzerinden gidecekler. Ya kardeş istediğinizi yapın. İstediğinizi yapın. Umurumuzda bile değil. Bak bu kadar net söylüyorum. 1970'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mi, Ankara'nın mı logosu cami değil mi? Sağda solda her yerde var. He? Bu logo. Gerektiği zaman tuvaletin camına bile yapıştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar. Yerdeki ayağını bastığın kaldırıma da konuyor bu cami logosu. Aklın neredeydi o zaman? O zaman aklına gelmiyordu değil mi? İstanbul'u AKP yönetiyordu. Ama şimdi İstanbul'u AKP'nin elinden gidince hepimiz Müslüman olduk. Bir etrafımızda bu sakallılar türedi. Şöyle sakallar. Ne diye tutuyorsun diyorum. Abi sünnet. Ya peygamberin 1000 tane sünneti varken niye bu abi? Niye bu yani? Neden bu? Sebep ne? Neymiş efendim? Karıya benzememek için. Karılar sakalsız mı? Ya... Abi Allah aşkına lan bari sakal bırakıyorsanız temiz bırakın lan. Temiz bırakın ya. Bu nedir ya böyle? Allah Allah. Karşıdan düzgün bir Müslümanın geldiğini anlasın insan ya. Müslüman duruşuyla,
yüzüyle, sakalıyla, kıyafetiyle ben Müslümanım olgusunu yaratan kişidir. Yaratan dedim, ola, ola Allah beni aha, cehennemine atacak. Oluşturan değil. Tabii siz bundan da alınırsınız tabii. Saç sakal birbirine karışmış. Biz, la oğlum siz bedevi misiniz, Müslüman mısınız belli değil lan. Madem Müslümansınız adam gibi temiz olun. Allah aşkına ya. Videodaki arkadaşlar için söylemiyorum. Şu an Türkiye'de böyle bir algı var. Bizim zamanımızda, gençliğimizde de vardı. Benim arkadaş sakal bırakmış, bu kadar. Fabrikalarda işe giremiyor. Annesi geldi, burada anlatmıştım da bir videoda. Ya dedi, senin sözünü dinler dedi, bununla konuş dedi, şu sakalı kessin dedi, evlendireceğiz dedi. Kızı bulduk dedi, bu salaka dedi, şu sakalı kestiremedik. Ne güzel dedim işte bak, Müslüman sakal bırakıyor. Teyze dedim, niye böyle diyorsun? Ya peygamberin dedi o kadar sünneti var dedi, bula bula bunu mu bulmuş? Çakı taşısın kardeş, peygamber sünnet. Madem sünneti yerine getirecek, ha? Çakı taşısın. İşe giremiyor dedi. Fabrikalar almıyor bu sakalla dedi. Normal sakal olsa alır ama bu sakalla almam diyor. Gittim konuştum. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Ne zaman ki işte bu evlenme mevlenme işte kızdan hoşlanmış. Hı. Gönlüme bir ateş düştü. Yanar ha yanar yanar. Ondan sonra bir baktım sakal kısalmaya başlamış. Lıp 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 lıp. Ne oldu la? Cılcımız olduk. He? Peygamberin sünnetimin evleneceğim. İş lazım. Ya al sana sünnet. Ya abi Allah aşkına ya. Ben bunu niye anlattım? Ne bileyim. Efendim İYİ Partili Meral Akşener Ankara'da vatandaşlarla bir araya gelmiş. Erdoğan'a sesleniyor. Bir elinde Hizbullah, bir elinde PKK gidiyorsun sandığa. Bunu ben uydurdum. Ama öyle demiş yani. Bir elinde Hizbullah, bir elinde PKK var diyor. Tabii bunun üzerinden bak belediyelerde diyor vatandaşlara siz AKP'nin elinden aldınız, bize verdiniz. Böylelikle yolsuzluğun, hırsızlığın önüne geçtiniz. Ankara'da Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer belediyelerde nasıl çalıştığımızı görüyorsunuz. Bunun üzerinden örneklendiriyor tabii. Tam bu sırada Instagram'dan bir takipçimiz, bir kardeşimiz bir video gönderdi. Duran kalkan olması lazım PKK'lı. Onun bir videosu var. Videoda Erdoğan yıllarca işte biz gidersek PKK bitmez. Biz gelirsek PKK biter dedi dedi dedi. İşte bunlar PKK ile konuşur dedi. Oysa ki en çok Erdoğan adam gönderdi. En çok Erdoğan sayesinde işte adamlar geldi. Abdullah Öcalan'la konuştu. Zaten Erdoğan döneminde Abdullah Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkartıldı. Bunların hepsi ortada ama karşı taraf kör olunca ya da kör olmak isteyince gösteremiyorsun. Yıllarca şu algı yapılıyor her seçim döneminde. Erdoğan gitmezse biz biteriz. AKP'nin yandaş medyası böyle manşetten giriyor. Terör örgütü açıkladı. Erdoğan gitmezse biz biteriz. O zaman gitmesin bitsinler. He. Erdoğan'ı destekliyoruz. Hucum Allah Allah. İşte yıllardır Erdoğan iktidarda, bittiler mi? Bitmediler. Yıllardır Erdoğan kazanıyor. Bittiler mi? Bitmediler. Yıllardır Erdoğan'ın kendisi veya AKP, AKP'nin içerisindeki vekiller, bakanlar PKK ile muhalefetin ilişkisinden bahsediyor. Değil mi? PKK ile muhalefetin ilişkisinden, hatta bu belediye seçimlerinde de sayaç okumaya PKK'lılar gelecek demişti. Ne oldu? Rezil oldular. Şimdi de aynısını söylüyorlar. Oradan Duran Kalkan da diyor ki en çok adamı sen gönderdin. En çok senin sayende konuştuk. Abdullah Öcalan en çok senin sayende mesaj gönderdi. Bu videoyu görünce de diyorlar ki bak bilerek yapıyorlar. Reisi suçluyorlar. Yani karşı tarafın ikna olmak diye bir niyeti yok. Çünkü dün bir abimizle konuşuyoruz. Kardeşim bunlar da ekmek korkusu var. Tamam mı? Rızık korkusu var. Bunların Allah'ı şaşmış dedi adamlar. Tamam, bunların Allah'ı şaşmış. Yani normalde Allah'a inanan, Müslümanım diyen birisi, rızkı verenin Allah olduğunu, eninde sonunda bu rızkın kesilmeyeceğini, az da olsa, çok da olsa
bu rızkın geleceğini bilir. Ama Rabbi Allah olmaya ne yapar? Kulu Allah yapar. Rızkının kesileceğini düşünür. Allah olan kulun peşinden gider. Şu an AKP'nin içerisindeki bu zihniyet bu. Erdoğan'ı Allahlaştırmış. Hani diyor ya sokak röportajında, Allah bir Tayyip için, Allah gibi adam. Allah'tan sonra Erdoğan, işte bu. Korkuyor. Aldığı 1.000 lira elinden alınır diye korkuyor. Aldığı ihale elinden alınır diye korkuyor. Kızını torpille bir yere yetiştirmiş, yerleştirmiş oğlunu. Aman ha işten çıkartılır diye. Ya şimdi şöyle bir oturup bir düşündüğümüzde, ben ayaktayım da siz oturuyorsunuz muhtemelen. Arkadaşlar, %99'unun Müslüman olduğu bir ülkede kaç kişinin çoluğu çocuğu bir şekilde yolsuzluk yaparak, hak yiyerek, kayırma usulüyle araya adam sokarak bir yerlere geldi? Kaç kişi araya adam sokarak meslek sahibi oldu, makam sahibi oldu, koltuk sahibi oldu? Bayağı bir var arkadaşlar. Bayağı bir kişi aynen böyle usulsüzce koltuk sahibi oldu, iş sahibi oldu, ekmek sahibi oldu. Şimdi bu kadar insan suça bulaşmış. Bunları kim bulaştırmış? Bu ortamı kim oluşturmuş? AKP. Şimdi nasıl gidecek? Bunlar nasıl gidip aman ha biz bunlardan bıktık ama gidelim karşı tarafa oy verelim diyecek? Mümkün mü böyle şey? Mümkün değil. Diyoruz burada, sürekli örnek veriyoruz. AKP gençlik kollarına giden üniversite mezunları, hakimler, hakim olmak isteyenler, avukat olmak isteyenler, atama bekleyenler. Ya adamın kendisi itiraf ediyor ya. Kızım okudu bitirdi üniversiteyi. Nerede gençlik kollarında AKP'nin? Niye atama bekliyor ya? Şu kafaya bakabilir misin ya? AKP sayesinde avukat olan, AKP sayesinde ne bileyim hakim olan, savcı olan bir insan yarın öbürsü gün kalkıp da ya kardeşim bunlar ülkeyi doğru yönetmiyor, AKP'de artık bir yere kadar ben vatanımı düşünmek zorundayım diyebilir mi? Diyemez. Çünkü başka gelen iktidar bunu ekmeğinden edecek, işinden edecek. Bana ne lan diyor, benim cebim doluyor diyor. Ne haliniz varsa görün diyor. O mantık şu an Türkiye'deki mantık. Bak ihaleye giren, paraya para demeyeninden tut da ameli olarak işe girenine kadar. Ne alakası var diyeceksin. Ya en basiti ya. Herhangi bir sendikada işe girmek iste. Herhangi bir sendikanın kapısını çal. Tamam mı? İşe girmek, sendikanın olduğu iş yerinin kapısını çal. Pardon. İşe girmek iste. İş başvurusu yap. Doldur. Çağırmazlar. Çağırmazlar. Niye? Sen sendikadan birilerini tanımıyorsun. Ama arada bir sendikacı varsa, sendikacı tanıdığın varsa özellikle ararlar, gel derler. Senin gibi bir ameliye ihtiyacımız var derler. Sen de bir umut girersin. 6 aydı sonra 1 yıl oldu. Ben buraya girdim sendika vasıtasıyla, burada tutunacağım. Eşek gibi çalışırsın, affedersin. Tamam mı? İlk girdiğinde bir müdür seni karşılar. Hoş geldiniz arkadaşlar, artık bizim ailemizsiniz falan. 6 ay sonra kapının önüne koyarlar. Mesai üstüne mesai yaptırırlar. Doğru düzgün paranı vermezler. 6 ayını elinden alırlar. Sen kadroya gireceksin ya. Kendini göstereceksin. Kadro madro hikaye. Kapının önüne konulduğunda da o hepimiz kardeşiz, biz aileyiz diyen o yönetici gelmez. O sendika, seni içeri sokan sendika gelmez. Bir Allah'ın kulunu göremezsin. Arabana binersin. Evinde inersin. Kendine yeni bir iş ararsın. Şimdi düşünün ya, fabrikada ya, fabrikada bile torpille işe giremiyorsun. Torpilsiz işe giremiyorsun. Nasıl olacak? Nasıl olacak ya?